8 Aralık 2016'da Atlas 5 roketiyle fırlatılan OSIRIS-REx, 2017 yılında Dünya'nın kütle çekim alanını kullanarak yörüngesini Bennu asteroidine çevirmişti. Ağustos 2018'de yaklaşma prosedürü başladı ve 3 Aralık 2018'de 2 yıllık yolculuğun ardından OSIRIS-REx Bennu asteroidine ulaştı. NASA'nın New Frontiers programının 3. görevi olan OSIRIS-REx, fırlatılışı hariç toplam 800 milyon dolarlık bir bütçeye sahip ve görev toplam 7 yıl sürecek. Yaklaşık 500 metre çapında olan Bennu asteroidi, bilinen yaşamın temel elementi olan karbon bakımından oldukça zengin. Asteroidler bozulmayan yapılar olduklarından Güneş sistemimizin erken dönemlerinden izler taşıma ihtimali yüksek. Dolayısıyla Bennu'dan alınacak örnekler bilim insanlarının gezegenlerin oluşumu ve yaşamın başlangıcı ile ilgili araştırmalarına yardımcı olacak. OSIRIS-REx örnek toplamaya başlamadan önce bir ön araştırma yapacak. 2019 yılının büyük bir kısmı topografik araştırmalarla geçecek. Asteroidin yüzeyi taranarak üzerindeki kayaların ve taşların dağılımına bakılacak. Yüzeyin yapısı detaylı olarak incelendikten sonra örnek toplamak için uygun ve güvenli yer belirlenecek. OSIRIS-REx will collect a sample from Bennu using our TAGSAM, which is the Touch and Go Sample Acquisition Mechanism. What that is an arm connected to this sampler head that you see here. This is similar in size to an air filter from a car. How this mechanism works is there's compressed gas that is released that will stir up the regolith from Bennu, store it into this canister, which we will then put inside of our sample release capsule and bring back to Earth. We will collect the sample of Bennu in 2020 and return it to Earth in 2023. OSIRIS-REx ve Japon Uzay Araştırma Ajansı JAXA'nın Ryugu asteroidine gönderdiği Hayabusa 2 ile birlikte yakın gelecekte çok önemli bir noktaya gelecek asteroid madenciliği ile ilgili tecrübe kazanılacak. Bütün bunlar dışında OSIRIS-REx'in bir görevi daha var. Gelecekte dünyaya çarpma potansiyeli olan asteroidlerin yörüngelerini değiştiren unsurları gözlemlemek. Asteroidler Güneş'ten emdikleri enerjiyi ısı olarak geri yansıtıyor. Bu da asteroidlerin yörüngesinde deviyasyona neden olabiliyor. Başka bir deyişle Yarkovski etkisi denilen bu durum bir asteroidin yörüngesini değiştirmesine sebep olabiliyor. Bunun etkisinin ne seviyede olduğu ise Bennu üzerinde yapılacak araştırmalar sayesinde belli olacak. 2023 yılında Utah çölüne indirilmesi planlanan örneklerin büyük bir kısmını Amerika Birleşik Devletleri alırken bir kısmını Kanada ve Japonya alacak. Kısacası bu görev sayesinde önemli bilimsel veriler edinileceği gibi aynı zamanda uzayda yeni kaynaklar bulunmasına ön ayak olacak ve gezegenimizi potansiyel tehlikelerden koruyabilme adına yeni bilgiler elde edinilecek. Bu videoyu hazırlamak için kullandığımız kaynakları açıklamalar kısmında bulabilirsiniz. İzlediğiniz için çok teşekkürler. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.